Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün tamamen özel bir içerikle karşınızdayız. Çünkü bizzat bu bizim gerçekleştirdiğimiz röportajlar ve temaslar sonrasında edindiğimiz bilgiye dayanan bir video. Biliyorsunuz uzun zamandır Türkiye'nin gündeminde, özellikle teknoloji gündeminde ülkemize kurulacak olan akıllı telefon fabrikaları bulunuyor. İlk etapta hatırlayacağınız üzere Oppo bu konuda bir duyuru yapmıştı. Dedi ki biz Türkiye'ye fabrikayı kuruyoruz dedi. Ardından Samsung ben de kuruyorum dedi. Sonra Xiaomi dedi ki ben de 30 milyon yatırıyorum derken sonrasında TCL ve Vivo da ülkemizde üretim yapma kararı aldı. Türkiye'de üretim yapmanın bize faydası ne olacak? İlk olarak bundan başlayalım arkadaşlar. Malum bir mal ülkemizde üretildiğinde bizlerin aklına gelen ilk şey acaba bu telefonları daha ucuza alabilecek miyiz? Bu soru bu fabrika haberleri çıktığından beri hep soruluyor. Zira biz de bu fabrika kuracak, şu fabrika kuracak diye haberler yapıyorduk ve altına hep bu tarz yorumlar geliyordu. Abi tamam fabrika kuruyorlar ama biz bu telefonları daha ucuza alabilecek miyiz? Sıkı durun. Evet, daha ucuza alabileceğiz arkadaşlar. Üstelik bu ucuzluk vergilerden ya da işte döviz kurundan vesaire kaynaklı da değil. Direkt olarak fabrikaların kendi inisiyatifinde gerçekleştirdiği indirimler olacak. Ve bu indirimlerin oranı da az çok belli olmuş durumda. Bunu size birazdan belirteceğim. Çünkü öyle az buz bir indirimden bahsetmiyoruz arkadaşlar. Ve her fabrika kuran üretici de bu indirimi belli bir oranda gerçekleştirmiş olacak. Yani şunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki süreçte ülkemizde üretim gerçekleştiren akıllı telefon üreticilerinin geliştirdiği cihazlar Türkiye'de hayli ucuza satılabilecek. Peki gelelim bu bilgiyi kimden aldık? Bu bilgiyi söyleyemiyoruz arkadaşlar. Fakat şunu söyleyebilirim. Bu bilgiyi bize veren ülkemizde akıllı telefon fabrikası kuracak olan isimlerden bir tanesi. Hatta şunu da söyleyelim. Çinli isimlerden bir tanesi. Malum zaten Güney Kore tarafında sadece Samsung var. Samsung da böyle biz indirimli satacağız falan zaten demez, biliyorsunuz tarzlarını. O yüzden Çinlilerden biri bize bu bilgiyi verdi ki direkt olarak Türkiye müdürü verdi arkadaşlar bu bilgiyi bize. Dedi ki indirimi de açıklıyoruz, sıkı durun. Türkiye'de üretilen telefonlar normal fiyatının, yani ülkemize normal gelecek olan fiyatının %36'ına satılacak. Bu ne demek? Atıyorum Türkiye'de normalde telefon dışarıda üretilip gelseydi 3000 liraya satılacaksa Türkiye'de üretildiği için 2100 liradan satılacak. En azından bu bilgiyi bize veren ürün müdürünün firması %30 indirim yapacağını açıkladı. Ve dedi ki diğer firmalar da indirim yapacaklar ama dedi bunların miktarını şimdilik biz bilmiyoruz. Ama bir indirim söz konusu. Belki de devletin verdiği teşvik şartlarından biri de budur. İşte demiş olabilirler. Burada tamam biz size bu kadar teşvik veriyoruz ama ürettiğiniz telefonları Türkiye'de şu kadar indirimle satışa sunacaksınız demiş olabilirler. Bunu şimdilik biz bilmiyoruz. Yani böyle bir indirimin yapılacağını söyledi bize. Ama bu indirimin neden kaynaklı yapılacağını söylemedi. Hatta biz sorduk neden hani bu %30'luk indirim döviz kurlarından ötürü mü? Döviz kurlarına bağlı mı? Malum şu anda bir düşüş söz konusu. Yoksa hani vergilerden dolayı bir şey mi dedik? Hani Türkiye'de üretileceği için ne bileyim ÖTV affına falan mı giriyor gibisinden bir soru yönelttik. Hayır dedi, kesinlikle vergilerden ya da hani döviz kurlarıyla alakalı bir durum değil. Neden olduğunu söylemeyeyim ama %30'luk bir indirim söz konusu olacak dendi. Evet, bu güzel haberi sizlere verdik. Bazıları diyordu yok işte indirim olmaz, yine bindirirler fiyatı falan filan. Ama arkadaşlar görüldüğü üzere ülkemizde üretilecek olan modellerde indirim olacak. O yüzden yakın bir zamanda akıllı telefon almayı düşünüyorum diyorsanız bence biraz bekleyin arkadaşlar. Zaten fabrikaların vesaire temelleri atıldı. Çünkü %30 dediğimiz olay az buz bir olay değil. 3000 liralık bir telefonda dediğim gibi neredeyse 1000 liraya denk geliyor. 900 liralık bir indirimden bahsediyoruz. 4000 liralık bir telefonda 1200 liralık bir indirimden bahsediyoruz. 5000, 6000 gibi bir rakam vereceğiniz telefonlarda ise indirim bayağı bir yüksek oluyor. Örneğin mesela Xiaomi amiral gemisi modelini ülkemize 8000 liradan satışa sunmuştu. Eğer bu telefon dışarıda değil de Türkiye'de üretilmiş olsaydı 2400 lira daha ucuza satın alma imkanımız olacaktı bizim bu telefonu. Yani baktığınız zaman 8000 lira nerede? 5600 Türk lirası nerede? Bayağı bir fark var arada. Dolayısıyla bu fırsattan yararlanmak için arkadaşlar birazcık beklemeniz gerekiyor. Dediğim gibi fabrikalar kurulduğunda telefonlara indirim yağmuru yağmaya başlayabilir. Sonradan demeyin ya ben işte sallıyorum X5 modelini almıştım şu fiyata. X6 modeli ondan çok iyi olmasına rağmen daha ucuza çıktı
Niye böyle oldu demeyin. Çünkü sebebini sizlere söylemiş olduk arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.